Datça'nın turbosunu söküyorum. Egere valfini komple sökmem gerekiyor. Bir borusu kaldı zaten. Şuradaki. Diğer türlü borudan hepsini sökmek durumundayım. Yoksa çıkmıyor. Diğer parçalar, sökülen parçaları göstereyim. Bu bir ticari taksi. Kilometresi 400 bine yakın. 400 bin kilometrede. Yalnız ciddi, çok ciddi bir kurum burada söz konusu. Yani neredeyse bayağı bir ağırlaşmış bir parça. Hazır sökülmüşken bunları da temizledim. Ben bu durumda bunu çekmemin sebebi, bence Clio 105 dizellerde özellikle bu MM Alfa olduğunun giriş kısmındaki krom boru arada bir sökülüp temizlenirse belirli bir kilometrelerde. Bu 400 binde bir ticari taksi demiştim. Bu 200 binde de olabilir, 150 binde de olabilir. Bu biraz daha kullanmaya bağlı. Eğer arada bir spor kullanmıyorsanız bu kurumla karşılaşmanız mümkün. Buradaki videonun amacı da hani bilmeyen arkadaşlar için ya da ilk defa sökecek olanlar için. Ben ilk defa söküyorum burada. Biraz uğraştırıyor bunun turbosunu sökmek için. Söktüklerimde işte Egere'den başladık. Borulardan. Turbonun hortumları, boğazlar. Geriye iki hortum kalmıştı. Onları da çıkarayım. Bari komple dışarı alayım. Ben de burada rahat rahat turbomu sökeyim. Evet, turbomuzu üstten çıkardım. Turbonun pervanesinde ciddi bir boşluk var. Bunun sebebi bunlar da yağ pompası bypass gibi, bu arızalandığı zaman yağ fitesine fazla tanzik veriyor ve yağ fitesinin patlamasına sebep oluyor. Onun beraberinde bu kullanıcı arkadaşımız bunu fark edememiş. Yağsız bir müddet, yani çok az bir müddet kullanmış. Bu kısa sürede yağsız kalmayla turbonun mili yağsız kaldığı için, ilk etkilenen kısım olduğu için bu boşluk ortaya çıkmış. Aşılmış daha doğrusu. Yağsızlıktan dolayı. Bu da kanatların sağa sola çarpıp ses yapmasına sebep oluyor. Bu nedenle de bu turboyu sökmüş bulunuyor. Bu ticari taksi 400 bin kilometrede emme manifoldun giriş borusu, ciddi bir kurum var. Boğazda daralma var. Bu da büyük çekişi etkiliyor. Çekişi etkilenince tabii bunlar hepsi yakıt demek, çekiş demek. Hazır oraları sökmüşken bir temizlik yapalım. Gelen turbomuz revizyonlu geldi. Yani değiştirildi. Yeni değil, sıfır değil. Revizyonlu. Evet. Şimdi turboların bu millerinde, kanatçıklarında birazcık bu yağ boşluğu bırakılır. Çok devirli döndükleri için egzoz gazıyla. Bu sarmaması için biraz boşluk olması gerekiyor. Bu normal. Evet, montajımıza başlayalım ve bitirelim.